Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eddersul hadi ve selasune min kitab-i salat. Bugün Fethu Babil İnayenin Kitab-ı Salat'ın 31. dersini okuyoruz. Nukayeye bakın, İmam Merğinani'nin nukayesine bakın. Nukaye neyin muhteseridir? Vikayenin muhteseridir. Öyle değil mi? Mesela. Vikaye de İmam Merğinani diyorum. Fethu Babil İnaye Mola Ali Kari'nindir. Nukayenin şerhidir. Sadu Şeria'nındır. Nukaye de Vikayenin muhteseridir. O da nedir? O da Tacuddin. O da ona da ne denilir? Sadru Şeria'yı evvel denilir. Birincinin neyidir? Dedesidir. Nukaye de neyin muhteseridir? Vikaye de Hidayenin muhteseridir. Vikaye de Hidayenin Hidayenin muhteseridir. Hidaye de Bidayetül Mübtedi'nin muhteseridir. Hidaye ile Bidayetül Mübtedi de o da İmam Merğinani'nin kitaplarıdırlar. Bidaye de Kuduri ve Asıl'dan şey yapmış. Bidaye de Kuduri Asıl'da Kuduri'ye deniliyor galiba. Yoksa lan ikisi farklı. Farklı mı? Asıl. Mesela ne bu El-Es İmam Muhammed'den aslından mı alıntı? Olabilir. Onu ben bilmiyorum. Demek Bidayetül Mübtedi de neden Kuduri bir de ne? El-Asıl. İmam Muhammed'in El-Asıl kitabı, o asıl dediğim mebsut meşhur kitabı var ya. Yani asıl dediğim mebsutun diğer bir ismidir. Ve mebsut da veya el-asıl da el-camisar, el-camül-kebir, es-siyerü-sagir, es-siyerü-kebir, es-siyerü-kebir, es-siyerü-sagir, ez-ziyadet, ziyadat. Mesela. Bir de el-asıl, bu altı kitap da nedir? Zahir-ül rivayedirler. Ve avretu racüli mübtedeun. Hani yukarıda diyor, وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ مِنْ تَحْتِ سُرَّتِهِ لَا تَحْتِ رُكْبَتِهِ. Nukayaya bakın. Erkeğin avreti, surretin altından, rukbetin altına kadar. Peki buna göre, surret avret değil, rukbet nedir? Avrettir. Avrettir. وَالْاَمَّتُ orada dursun. Tamam. Tamam. Bir Fethu Babil İnaye'ye gelelim. Ve avretu raculin mubtedaun haberhu min tahti surratihi ila tahti rukbeteyhi. Delil ne? Li kavlihi aleyhissalatu vesselam ma fevka rukbeteyni minel avreti. Ne demiş? Ma fevka rukbetin minel avreti. Nezi üstü abi? Rukbetlerin yukarısı nedir? Avrettir. Peki demiş rukbet dahil. Ma fevka rukbetin. Demek yok. Bunun zahrine göre şimdi o delil getiriyor ki ma fevka rukbeti minel avreti ve ma esfele minel sureti minel avreti. Şimdi bu hadis, bu delil aslında hani min tahti surreti demiş ya. Mesela. Ona delil olur. Ama ila tahti rukbeteyhi ona delil olmaz bu hadis. Niye? Çünkü hadisten anlaşılan avret esfelü sur nedir? Rukbetenin fevkından surretinin esfeline kadar bu bölge. Surretin avrete girmediği bu hadisten anlaşılıyor.
Ama rok ve tenenin girdiği anlaşılıyor mu? Anlaşılıyor. Anlaşılıyor. Ama o buna delil getirmiş. Ravahu Darekutniyyu, Darekutni 385'te vefat etmiş. Min hadisi Ebi Eyyub. Anlaşıldı değil mi? Mesela. Ve ravâ Amru ibn-i Şuayb. Burada an amrin, Allah-u Alem an yanlıştır. Ve ravâ Amru ibn-i Şuayb. Amr ibn-i Şuayb rivayet etmiş. An ebihi kimden rivayet etmiş? Babasından. Babasından. Babası kimdir? Muhammed'dir. Mesela. An ceddihi. Dedesinden ne etmiş? Rivayet etmiş babası. Rivayet etmiş. Şimdi babası eğer dedesinden rivayet etmişse dedesi Amr ibn-ül As'dır. Amr ibn-ül nedir? As'dır. As'dır. Yok. Amr ibn-ü Şuayb babasından almış. Babası da dedesinden almış. Dedesi kimdir? Amr ibn-i As'tır. Bakalım. Anladınız değil mi? Mesela. Kal, kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kim demiş? Dede demiş. Mesela. Amr ibn-i As demiş. Muru sibyanekum bi salati fi seb'i sinine. 7 yaşındayken çocuklarınıza namazı emredin. Ama kılmadıkları takdirde vurmayın. Vadribuhum. Vurun. Aleyha namaz üzerine fi aşri senine yahut da fi aşeri senine 10 yaşındayken ve ferriku beynehum fil madaci 10 yaşındayken yataklarını da ayırın, ayrı yapın. Erkek kızlar beraber yatmasınlar. Ve izâ zevvece ahadukum emetehu abdehu. Sizden herhangi biriniz bir carenizi kölenizle evlendirirse, sizden herhangi biriniz caresini kölesiyle evlendirirse, ev ecirehu veyahut da bir hizmetçisiyle evlendirirse, bu şek ravidendir. Abd veya ecir demiş. Artık eciriyle, abdiyle evlendirdiği için, فَلَا يَنْزُرْ اِلَى مَا دُونَ سُرَّتِي وَفَوْقَ الرُّخْبَتِي madune surret fevke rukbete artık bakmasın. Peki bundan ne anlıyoruz? Bakın bundan da anlıyoruz. Avret surretten aşağı başlıyor. Rukbetinin de mafevkında ne ediyor? Başlıyor. Oldu mu olmadı? Anlasın. Bakın bu da bir önceki hadis gibi. Yani min tahti surreti ila tahti rukbeteyhinin delili değildir. Min tahti suretinin delilidir. İla tahti rukbeteyhinin delili değil. Niye? Fe inne ma tahti surreti ila rukbeti minel avreti. Bakın, suretin altından rukbete kadar olan kısım nedir? Avrettendir. Avrettendir. Bak, ila rukbeti. Normalinde gayet dahil değil. Demek ki rutbet avret değildir. Oldu mu olmadı? Olsun. Ve ravahu Ahmed aynı hadis Ahmed bin Hanbel de rivayet etmiş. Ve lafzuhu ma esfele min surretihi ila rukbeteyhi min avretihi. Hadis aynı, mana aynı, sadece lafızlarda biraz değişiklik var. Burada da anlaşılan o ki ma esvel min surretihi ila rukbeteyhi. Bak rukbeteyne kadar, rukbeteyn dahil değil. Ve qile ibtida'ul avreti mines surreti. Bir qile demiş, ibtida'ul avret mines surretidir. İbtida'ul avret mines surreti. Buna göre surret avrete giriyor. Anlaşıldı değil mi? Mesela. Likavlihi aleyhissalatu vesselam es surretu minel avreti.
رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْخِلَافِيَاتِ Hilafiyat yani kitabın ismidir. الْخِلَافِيَاتُ بَيْنَ الْاِمَامَيْنِ اَشْشَافِعِيِّ وَاَبِي حَنِيفَ Yani Hanifi Şafii arasındaki hilafları almış. Ne demiş? اَسْسُرَّةُ مِنَ الْاَوْرَةِ demiş. وَاَخْرَجَ شَافِعِيُّ اَرْرُقْبَةَ مِنَ الْاَوْرَةِ Şafii demiş sürret dahil ama rukbet ne değil? Dahil değildir. Hanifiler sürreti çıkartıyorlar, rukbeti ithal ediyorlar. Şafiler sürreti ithal ediyorlar, rukbeti çıkartıyorlar. Delil ne? Aha, limma raveyna, rivayet ettiğimiz hadisten dolayı. Hem birinci hem ikinci hadisten mi dedim ya? Yani böyle Hanifiler kendine bu hadisi delil getiriyorlar. Bu hadis onların mudasının bir kısmına delil olur, bir kısmına delil olmaz. Tam tersine belki ne olur? Delil olur. Velena bizim için, Hanifiler için delil nedir ki? Sürret nedir? Rukbetin avret olduğunun delili nedir? Olduğunun delili nedir? وَلَنَا مَا فِي سُنَنِ دَارَ قُتْنِي اَنْ عَلِيٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ صَلَّى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ اَرْرُكْبَةُ مِنَ الْاَوْرَةِ Rukbet nedir? Avrettendir. Avrettendir. وَقَسَرَ مَالِكٌ الْاَوْرَةَ عَلَى سَوْءَتَيْنِ İmam Malik daha da ileri gitmiş. Sevetin tek avret. Mesela. وَهُمَا Sev'etin el-kubulu ve dubulu. Sağda kubul, dubul. Avret budur. Hanefi Malikilere göre avret alanı çok dar bir alandır. Pek Malik'in delili ne? Lizahiri kavli Enes'in. Enes bin Malik radiyallahu anhu. Bak, Malik bin Enes... Enes bunu ne? Malik. Malik. İkisi de nedirler? Farhidirler, ikisi de sahabidirler. Lemma gaza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Khayber'e. Allah'ın Resulü Khayber'le savaşırken salleyna inde huma demiş. İndeha. Sanki huma mıdır? Lemma gaza. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Khayber'e salleyna indeha. O huma yanlıştır. Biz Khayber, benimki de Huma'dır, yanlıştır. Biz Khayber'in yanında namaz kıldık. Salatel gadati, sabah namazını ama bir galesin, karanlıkta kıldık. Ve rakibe nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, bu Şafilerin delildir. Sabah namazı karanlıkta kılınmak. Mesela. İmsaktan sonra hemen kılınmak daha eftal olduğunun delildir. Tabi bizim burada dava o değil. وَرَكِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَّلَمُ Devesine bindi. وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَ أَبُو طَلْحَ da bindi. أَبُو طَلْحَ Enes bin Malik'in neyidir? Babalığıdır. Onun annesiyle evlenmişti. Hani أَبُو طَلْحَ'nın hanımı Enes'i Allah Resulü'ne götürmüş. Ya Resulallah, bu çocuk senin hizmetinde olsun. Ve rakibe Ebu Talha'da, Ebu Talha'da bindi. Ve ene radifuhu. Ben Allah Resulü'nün radifiyim. Ben de arkasında binmişim. Hele bir rivayetlere bakın. Ben Ebu Talha'nın mı radifi miydim? Nebinin mi? Diye. Zahiri ihtimal o ki Enes Allah Resulü'nün neydi? Radifiydi. Onun hizmetçisi daima onunla beraberdi. Fe ecra sürdü Nebiyullah sallallahu aleyhi ve sellem yani devesini sürdü fi zukaki Khayber. Khayber sokaklarında. Zukak ne demek? Dar yollar demek. Mesela. Hani Türkçe sokak diyoruz. Aslında zukaktır, Arapçadır. Sümme inhaserel izaru anfakhizihi. O fetha yani zanı üzerine
üzerindeki fetha yanlış. İzar Allah'ın Resulü'nün fehrizinden ne oldu? Açıldı. Hatta inni le enzuru ila beyadi fehrizi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulü'nün fehrizin beyazını görüyordum. Hani dizden aşağı genellikle elbise fazla yoktu. Elbise kısa olurdu. Bazınınki dize kadar olurdu. Dize kadarsa zaten aşağı güneş görür. Kısasa da yine güneş görür, rüzgar vurur, vurmak suretiyle dize kadar neredeyse güneş görürdü. Kırmızı olurdu, esmer olurdu. Güneşin görmediği yer ne olurdu? Beyaz olurdu. Ben Allah Resulü'nün fahizini çok zaman görüyordum. Vel kısatu fi sahihayn, Müslüm Bukhari'de geçiyor. Ha, şimdi bu neyin delili olur? Malik'in delili. Eğer fahiz avret olmuş olsaydı, dizin yukarısı avret olmuş olsaydı, Allah'ın Resulü kapatırdı. Müsaade etmezdi, görünsün. Enes'in başka delili ve li kavli Aişe radiyallahu anha, kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mad tajian mud yapın, o deme olması lazım. Fi beytihi, kendi evinde ne etmişti? Yan üzeri yapmıştı. Kaşifen an fahizihi, fahizi biraz açılmıştı. Ev saqihi, yahut da iki sakından olmuştu. Şeyh ravidendir. Tabi fahiz ise direkmen delildir. Saqihi, yani sakları açılmıştı, yukarı doğru gitmişti. Yine dizin yukarısı görünecek şekil sakları açılmıştı. O arada feste'zene Ebu Bekir'in feezinellehu. Hazreti Ebu Bekir Sıddık yanına gelmek için izin istediğim, izin verdiğim. Ve o ala tilkel hali kalkmadı, o şekil devam etti. Fettehaddese, konuştu Allah'ın Resulü Hazreti Ebu Bekir Sıddık'la. Süme iste'ezene Ömer'u feezinellehu. Hazreti Ömer geldi, izin istedi, ona da izin verdi. Ve o kezalike aynı hal üzerinedir. Fettehaddese. Süme iste'ezene Osman'u. Hazreti Osman onun damadı diye izin isteyince fecelese Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü kalktı oturdu. Ve sevva aleyhi, o fahizi üzerine çekti, tesviye etti siyabı, o elbisesini. Yani o fistan dediğimiz elbisesini onun üzerine çekti, kapattı. Tabi bazı hadislerde demiş Allah'ın melaketleri, haya ettikleri kişiden ben nasıl haya etmeyeyim. Bu da kimin delilidir? Malik. Eğer avret olmuş olsaydı, Ebu Bekir, Ömer radiyallahu anhuma içeri girdikleri zaman Allah Resulü kapatırdı. Kulna, biz malikilere karşı diyoruz ki, yuhtemelu muhtemeldir, ennehu sallallahu aleyhi ve sellem, gatta fahizehu bi sur'atin. Mesela Hazreti Anas meselesi. Ennehu sallallahu aleyhi ve sellem gatta fahizehu bi sur'atin. Sur'atla kapatmış ola bilir. Lemma inkeşif. Açılınca evet açılmış diyor. Önceki hadiste ne olmuş? Açılmış. Mesela Hazreti. Ama kapatmamış diye bir şey yok ki. Tamam doğru açılmış. Ama Allah'ın Resulü süratli bir şekilde ne etmiş? Kapatmış. Kapatmış. Bu hem Hazreti Ayşe'nin rivayetinde Allah'ın Resulü yan üzeri yatarken hem bineği üzerine biner iken açılmış ve kapatmış. Pek ve terdidu râvi fil hadisi sani. Bir bakın. Fahizi evsâkî. Ha, fahizihi evsa qihi, o terdi de bene fahizihi ve saqihi, o yemna'u temamel istidlali bihi. Yemna'u temamel istidlali bihi. Bu hadisle istidlal getirmenin tamamını men ediyor. Yani tam bir istidlal değil. Niye? Ya
evsâkeyhi terdidine göre olursa zaten delil olmaz. Birinci terdide göre delil olur ancak. İkinciye göre olmaz. Oldun? Ve ala tenezzülü. Diyelim biz bundan vazgeçelim. Terdidden de vazgeçtik. Sanki fahiz tektir. Yuhmelul keşfu. Buradaki hani fahiz keşfedilmiş. Ala canibiha. Dune canibeyhima. Bir taraf olabilir. Ala canibiha dune canibeyhima. Şimdi canibul avret demek cüz demek. Mesela. Ne demek? Cüz. Canibeyhima demek tamam demek. Hani avret şaflere göre bir iğne vücu kadar olsa da olmaz. Ama hanfilere göre dörtte bir. Yani dörtte bir her dörtte bir açılırsa zarar, dörtte bire kadar zarar etmez. Olabilir ki burada da evet avret imiş ama dörtte bire kadar açılmadığı için zarar etmemiş. Burada keşiften murat, ala canibiha, ala canibil avret, yani ala cüzimnel avret, dune canibeyha, yani dune kulliha cemiha. Yahut ev ala tarafi fahizihi. Buradaki keşif neye hamlediliyor? Fahizden murat fahizin tarafidir. Yani fahizi açılmıştı, fahizin tarafı açılmıştı. Nedir? Ve huve rukbetu ve sakı. Rukbet ile nedir? Sakdır. Ama niye fahiz denilmiş? Rukbet, sak, fahizin civarı, cari oldukları için, muttasıl oldukları için o canibin, rukbetin, sakın açılması sanki fahzın açılmasıdır. Kema yüşürü ileyhi şekkur ravi. Bak ravi de rukbet ev sakıyı, onun şekli de bunu ne diyor? Gösteriyor. Ve mimma yüeyyidul cumhure. Cumhuru teyyid eden delillerdendir. Yani cumhur malike karşı olanlar. Hani onlar diyorlar rukbet ile diz arası. İhtilaf rukbet dizin kendisinde var ama ma beynehuma da ihtilaf yok. Bu cumhurun hem Hanbeli'nin hem Şafii'nin hem Hanifi'nindir. Ve mimma yueyyidul cumhura kavluhu aleyhissalatu vesselam el fahizu avretu. O zaman sevvetin tek değil. Ravahu Tirmizi. Tirmizi kaçta vefat etmiş? 273. Olmadı. 75. Olmadı. 279 Tirmizi. Mesela. An İbni Abbas'ın ve gayrihi. Oldu mu? Olsa. Ona rivayet etmişler. Ve mimma yueyyidul cumhure kavluhu aleyhissalatu vesselam ve kavluhu aleyhissalatu vesselam la tubriz fehizeke. Artık burada kime demişse o yok. Fehizini açma. Demek avret ki Allah'ın Resulü diyor açma. Ve la tenzur ila fehizi hayyin ve la meyyitin. Herhangi bir hay veya meyyitin fehizine de bakma. Demek avret. Meyyitin ki de avret olduğuna delalet ediyor. Ravahu Ebu Davud ve İbn-i Mace vel Hakim fi mustedrekihi an Aliyyin keremellahu vechehu. Oldu. Vel emetu. Hani vel emetu avretu racül üzerine mahtuftur. Mudaf takdiriyle. Oldu değil mi? Oldu sana. Burada dursun. Vel emmettu hazan ma'a zahriha ve batniha. Vel hurretu bedenuha. Vel emmettu hazan ma'a zahriha ve batniha. Vel hurretu bedenuha. Lel veşe vel keffe vel kademe. Şimdi demin
dörtte bir dedik. Tabi Hanefilerde diyelim elbise necis olmuş. Bu kol necis olmuş. Bu kolun dörtte bire kadar af var. Dörtte bire kadar. Diyelim şalvarların bir pacesi necis olmuş. Onun dörtte bire kadar fetva. Vücud necis olmuş. Dörtte bire kadar fetva var. Avret. Diyelim bir ayak bir parça. Bir ayağın yani avretin tamamının dörtte birine kadar zarar etmez değil. O parçanın dörtte biri ne kadar zarar etmez. Bu bacaksa bunun dörtte bir. Bu bacaksa bunun dörtte bir. Diyelim sürret ile bacaklara kadar bölümse onun dörtte biri zarar etmez. O gelir belki bunlar. Mesela. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin min nebiyyin ummiyyin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.